huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü Hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimsenin, hani olur ya, insanın başına gelir mi, böyle de soru olabilir mi diyenlerin peşin peşin önüne geçmek için. Olabilir, yani insanın başına her şey gelebilir diye bu soruyu sormak istiyorum. Ee, diyelim ki bir Müslüman, eli ayağı yok, kopmuş, bir kaza geçirmiş diyelim. Efendim felçli veya öyle bir şey ki bunun üstüne, yüzünde de yaralar var. E, bunu ne yapacak şimdi? Eli ayağı yok bir kere. E, elleri yok diyelim. Elleri olmayınca bile büyük problem. Abdesti nasıl alacak? Onu sormak istiyorum. Yani eli olmayan bir insan abdesti nasıl alabilir? Yüzünde de yaralar var. Şimdi Mustafa Bey, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Erbab bilir. Allah Teala buyuruyor ki bu dini ben dini, ben koruyacağım. Ama Cenab-ı Hak kudretini sevdir altında örtmüştür. Nasıl koruyacak? Öyle alimler yaratmış ki. Mesela bir sebebi hep sünnet alimleri, hep sünnet alimler. diyoruz ya. Bunlar seçilerek yaratılmış. Allah Teala dinini, e, dinini bunlar vasıtasıyla koruyor. Zeka, akıl, hafıza, e, sürati intikal meseleleri aynı şekilde hukufiyetleri e, insan böyle şaşıp şaşıp kalıyor onun için biz de diyoruz ki dinimizi öğrenirken ehl-i sünnet halimlerin hazırladığı fıkıh kitaplarını ilman kitaplarından öğreneceğiz. Bu kitaplardan öğreneceğiz. Ve mesela e, kitapları okurken bakıyorum bazen benim hatırıma gelmiyordu değil. Mesela şimdi bir soru sordunuz ya. Evet. Ya bu insan başına gelir mi ki falan. Böyle yani neler hatırlarına var. gelmiş. Çünkü yüksek yaratılıkları için ve insanın başına gelebilecek her şey yani onların şeyine ilham edilmiş. Hemen hükümlerini araştırmışlar ve bulmuşlar. Mesela benim dikkatimi çekenlerden bir tanesi e, İmam Malik Hazretleri eee teyemmüm bahsinde, dört mezhebinde işte nelerden teyemmüm yapılır, nasıl yapıldığı tarif ediliyor da nelerde teyemmüm yapılır? Mesela Hanefi mezhebinde toprak ve toprak cinsi diyor. Başka şey olmuyor. Küllü olmaz mesela, tamam mı? Hanefi mezhebinde. Fakat İmam Malik Hazretleri karla da teyemmüm yapılır diyor. Karla. Evet. Hmm. Allah Allah dedim. Hemen hatırıma geldi mesela. E dedim doğudaki insanlar veya da orada askeri bir harekat var. Yer, kar, şey yok, su yok, donmuş her taraf. Ne yapacak bu diye düşünürüm falan. İmam e Malik Hazreti taklit de karla teymi yapılabilir. Benim başıma geldi İstanbul'da karla temin yaptım. Karda kalmıştınız değil mi? Evet, karda <laughs> <laughs> Evet, doğru. <laughs> karda temin yok. öyle kılmıştım. Ondan sonra çok dua ettim mesela. İmam Malik Hazretleri tabi yaratan Cenab-ı Hak. Ona, onu hatırlatan da Cenab-ı Hak. Onu hatırlatan da Cenab-ı Hak. Şimdi e, insanın e, sahibi yaratan allah Teala olduğu için ve bu da imtihan olacak bu kulu. Nasıl imtihan olacak? Hastalık gelir, dert gelir, kaza geçirir, eli, kay, eli gider. Bazen doğarken mesela elleri olmayarak doğanlar da oluyor. Kollar olmadan sıfır ta omuzdan böyle doğanlar da oluyor. Nadiretten de olsa oluyor oluyor. E, yaratan Cenab-ı Hak olduğu için e, bu ibadet diyecek bu, bu ibadet diyecek hani bazen e, şimdi her e, dikkat ettim mesela fıkıh kitaplarında her genel hükmün mutlak istansı olur. Mesela Hanefi mezhebinde Hanefi mezhebinde abdestin dört tane farzı var. Yüz yıkanacak eller deşeklere kadar kollar. ikisi de yıkanacak. Deşekler dahil. dahil. Yüz tamamen yıkanacak, iki ayak yıkanacak, başın dörtte biri vesedirecek. Tamam vesedmek sünnet. İki tane kol yok. Ne yapacaksın? Bunlar nasıl yapacak yani? Farz gitti. Yok oraya getireceğim şimdi. Farz gitti. Bunlar farzdı çünkü. Tabii farzdı. Farz gitti. Kol yoksa o farza otomatik düşüyormuş. Peki ne yapacak bu? Ne yapacak bu şimdi? Namaz kılmayı versin. <laughs> ha, kılacak. Kılacak. Abdest ol, olmaz diye düşünür. İnsan <laughs> ilk başta öyle düşünür yani. temim yapsa neyi ne yapacak? E zaten temim edecek uzun birisi yok. Bir tek yüz kaldı, tamam? Mı? Bir tek yüz kaldı. Bu iki sistem Bu yüzünü duvara sürer. Hı, toprağa kadar. sürer yani. Ha, ha. Bu kadar yani onun işi. Bizim sorumuzda vardı az önce. Ha. Bu kadar yani. Yüzünü de süremezse. Ha yüzünü de süremezse şimdi siz oraya geldi. Onu da yazmışlar. Yaralar var. Her taraf böyle çiçek hastalığı çıktı. Başka yaralı, bir şey yaralı bir şey var. Yaralı. Vardır. Onu da süremiyor. O haliyle kılar. Yine kılar buyuruyor. Efendim bunun abdesti yok. Arkadaşım yaratan diyor ki bu haliyle bana ibadet et. Yaratan ben bunu kabul ediyorum diyor. Sana ne bana ne değil mi? Evet. O haliyle oluyor yani. Evet o haliyle oluyor. Hiçbir şey yapmıyor. Evet hiçbir şey yapmıyor. O haliyle oluyormuş diye ben de yapabilir miyim? Yok. <laughs> Şimdi TGRT de 11, Madem öyle oluyor. 11 12 arasındaki o program hani bir tanesi şeyde yayından çıktı falan dedi siz de oturarak namaz kılınır dediniz dedi. Evet dedim kılınır <laughs> evet dedik. Işte. E, ben de kılabilir miyim dedi. Dedim ayağında bir özür var mı? Dizinde bir sakatlık var mı? Yok dedi. Ama siz öyle dediniz. <laughs> Ama siz öyle dediniz. ya <laughs> <laughs> e öyle dedim de Allah Teala aynı şekilde dizlerinden rahatsız olan kullar var. Cenab-ı Hak onlar için öyle yapmalar. Ayakta mi, duramıyor, ediniz. başı dönüyor. <laughs> Şimdi e, Merak-ı'l-Felah'ın tahtavi haşiyesinde özetleyivermiş. Diyor ki, abdest ve gusül bak gusül de dahil ediyor. Öyle ya. İki kolu yok. Nasıl gusül alacak bu? Evet. Abdest ve gusül azasının yarıdan fazlası yara ise abdest ve gusül azasının şimdi gusül azası deyince bütün vücut giriyor. Belden yukarısı yara bere. Belden aşağısı. E, abdest ve gusül ağzı yarıdan fazlası yara ise bu kimse demmeder. De Yar, yarısı yara ise sağlam yerleri yıkar. Yıkayabiliyorsa. Yaraları mes eder. Yaraya mes zarar verirse sargı üzerine mes eder. Bu da zarar verirse hiç mes etmez. ne güzel değil mi? Niye evet. fıkıh ilmi hal kitapları okunsun diyor. E, bunu bilince e, ben ne yapacaktım? Şimdi? Ha ben namaz kılmıyorum o zaman diyecek o zaman değil mi? Şeytan evet. diyecek tabii ya senin abdestin olmuyor yapma bunu falan diyecek. Sen de zaten bilgin olmadığı için onun için cahil sofu şeytanın maskarası olur. Şeytan evet. tokatlar onu orada. Aynen. Bir dakika diyecek bir dakika arkadaş temim, temim de yapamıyorum. E, yahut da yaranın üzerine mesedemiyorum. Sargının üzerine mesed o da zarar verdi. Terk et. Onu da terk ettin. Namaz mı oluyor? Oluyor. Namaz mı oluyor? Bir, bir Müslümanın böyle bir <laughs> durumla karşılaşınca bilgisi olmasa bile... Ya dinin bu konuda bir çıkış yolu, bir yol göstermiştir diye düşünmesi lazım düşünmesi önce. Düşünmesi lazım tabii. Sonra da bakması lazım yani ha. nereden öğrenebilecekse ilmihal kitaplarını. İşte bu düşünebilmesi için de ya doğru anlatılanları dinleyecek veya da doğru yazılmış e, ilmihal fıkı kitaplarını okuyacak gibi altyapısı oluşacak. Tabii hepsini hafızında hafızası tutamaz. Hepimizin kadın erkek gusül, abdest ve Zengin, fakir. Herkese farz olduğu için. Yani bu konuda üç aşağı beş yukarı herkesin bir altyapısı olacak. Ama zekat konusunda, e ben zengin değilim. Yani zekat okumadım bilmeyebilirim. Değil mi? Evet. Haç. Ya bana farz olmadı ömründe bir defa. Ömründe bir defa olduğu için o giden de aynı şekilde işte bir sadece böyle bir ha şöyleydi ya böyle yazıyordu kitapta falan. Elinde böyle haç rehberler var artık onlar bu yani Onlara bakarak aynı o, şekilde O, o anın durumunu evet, oturtmak için. Kurban senede bir defa geliyor. Eee Ramazan-ı Şerif'te oruç, hani nafile oruçlar var sene içerisinde. Onlar da devreye girebiliyor da, onlar da devreye girebiliyor da ama e, şey itibariyle e, yani oruçla alakalı olarak da insan okuyuluyor. Birazcık altyapısı oluşabiliyor mu? Oluşabiliyor. Başında hastalık olup mesih zarar verirse mesletmek sakıt olur. Buyur. Yani. E, etmez yani. Etmez. Yani şeydi farzdı değil mi? Evet farzdı. Farzdı. Otomatik olarak aynı şekilde devre dışı kaldı. İki elinin ve iki ayağını ne, yıkaması farz olan yerleri kesik olanın yüzü de yara ise temim edemeyeceğinden abdestsiz kılar. Hadi buyur bak ne kolaylıklar var. Ve namazı iade etmez. Yüzü sağlamsa yüzünü yıkatır. Yardımcısı yoksa yüzünü toprağa sürer. Hmm. Sonra e, iyileşince bu bunları kaza eder diye de bir şey yok. Yok, kaza etmez diyor. Etmez diyor çünkü. Kaza etmez. Evet. Sağlam kimsenin bir eli feşli, yaralı, kesik, çolak kol ise diğer eliyle abdest alır. İki eli de böyle ise elin yüzünü toprağa sürer. Elini sürdü. Bak kollar yaralı şeyle yüzünü de sürdü bitti. Teğenini yapar ya. Yaranın, çıbanın, kırığın üstüne Bunları tedavi ve zarardan korumak için zarurlu olarak sarılan sargı veya tahta, merhem, alçı açılıp yara yıkanamaz ve mesih edilemezse bunların yüzeylerinin ekserisine ve arada kalan sağlam cilt üzerine mesih edilir. İmkan olursa bunlar çıkarılıp yara üzerine mesih etmek ve sağlam cildi yıkamak lazım olur. Bunların abdesti olarak sarılması ve belli müddette yoktur. Sağlam ayağı kayıp diğerindeki sargıyı meshetmek caizdir. Yara iyi olmadan üzerindeki şey düşerse abdesti bozulmaz. Meshettikten sonra mesih olunan şey değiştirilirse de bozulmaz. Tırnak kırılır veya yara olursa üzerine veya ayaktaki çatlağa konan merhemi kaldırmak zarar verirse bu hal zaruret olacağından merhemini üstü yıkanır. Şimdi yani bütün bunlar naklettikten sonra karşımıza çıkan husus şu. Yani biz ilmi hal fıkıh kitaplarını okur ve aynı şekilde ölçüyü bilirsek o zaman ister çölde ol, ister dağ başında ol, şehirde ol, nerede olursa ol. Çareyi bildirmiş. Alternatifler de hatırımıza gelebilecek, başa gelebilecek her şeyi yazmışlar. Efendim bir elimde sakatlık var öbürsünde. İkisi de sakat. Geç onu. Tamam. Mı? Onun da çıkışı var. Onun da çıkışını. Hepsini yazmışlar mı? Yazmışlar. Dolayısıyla Erişine tarihlerini yazdıkları kitapları okuyunca dinimizi doğru öğreniriz ve tatbikatta da şeytan oyuncağı olmadan rahat hareket edebiliriz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışan, yani ehli sünnet olan ve beş vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün yüz şehit sevabı yazılır. Bedenlerin yakınlığı istenmelidir. Çünkü nimetin tamamı bu yakınlığa bağlıdır. Karanfil, tarçın vs. şerbetlerin içilmesi yasak değildir. Çay ve kahve de böyledir. Kusur ve noksanı itiraf etmek de bir devlettir. Kaza iki kısımdır kazayı muallak, kazayı mübremdir. Kazayı muallak değişebilir. Kazayı mübrem değişmez. Kazaya razı olmak isteğe mani olsa dua ile emrolunmamak lazım gelirdi. Kaza insanın kudretini ve ihtiyarını yok etmez. Hak Teala'nın kaza eylediğini kul ihtiyarıyla işler veya terk eder. Kutbül Aktab, kutb-ı Medardır. Kutba yardımcıları itibariyle Kutbül Aktab dahi derler. Hilye-i Saadet. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü tanınması. Server-i Alemin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözleri uyur, kalbi şerifi uyumazdı. Aç yatıp tok kalkardı. Asla esnemezdi. Mübarek vücudu nurani olup gölgesi yere düşmezdi. Elbisesine sinek konmaz, sivri ve diğer böcekler mübarek kanını içmezdi. Allahü Teala tarafından Resulullah olduğu bildirildikten sonra şeytanlar göklere çıkarak haber alamaz ve kahinler söyleyemez oldu. Bir kimse rahmeten lil alemini sallallahu teala aleyhi ve sellem rüyada görse muhakkak onu görmüştür. Çünkü şeytan onun şekline giremez. Server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem bizim bilmediğimiz bir hayat ile şimdi hayattadır. Cesedi şerifi asla çürümez. Kabrinde bir melek durup ümmetinin söyledikleri salavatı kendisine haber verir. Minberi ile kabri şerifi arasına Ravda-i Mutahhara denir. Burası cennet bahçelerindendir. Kabri şerifini ziyaret etmek taatların büyüğü ve ibadetlerin en kıymetlisidir. Beni ziyaret edene şefaatim vacip olur. buyurmuştur. Server-i alemin sallallahu aleyhi ve sellem üç veya dört yahut beş erkek, dört kız evladı kiramı, on bir zevce-i mutahherası, on iki amcası ve altı halası vardı. İslam düşmanları, gençleri aldatmak için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara, kızlara düşkün imiş diyerek ve habis ruhlarına yakışan, çok çirkin şeyler söyleyerek ve yazarak küstahça iftira yapıyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak 25 yaşında evlenmiş Hatice'yi radıyallahu anha almıştır. 40 yaşında ve dul idi. Fakat malı, cemali, aklı, ilmi, şerefi, nesebi, iffeti ve edebi pek fazlaydı. 25 sene beraber yaşayıp hicretten 3 sene evvel Mekke'de Ramazan-ı Şerif ayında vefat etti. Bu hayattayken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiç evlenmemişti. Marufu Kerhi Hazretleri Bağdat'ın imamı lakabıyla da bilinen Marufu Kerhi Hazretleri gibi büyüklerin en büyük kerametleri, muhabbetleri, insanlara acımaları, ilimleri, hal hareketleri, hasılı bütün halleriyle sevgili peygamberimize tabi olmaları ve bunda süreklilik göstermeleridir. Anlatacağımız menkıbe büyük velinin bu vasıflarını hayatlarına nasıl uyguladığının canlı misallerinden sadece biridir. Şöyle ki. Bir gün Marufu Kerhi Hazretleri talebeleriyle Dicle kenarında oturmaktadır. Büyük velinin gönüllere deva olan sohbetiyle herkes kendinden geçmiş, manevi iklimlerden dile gelmez bereketler onları çevre sarmıştır. İşte bu muazzam sohbeti oradan geçen bir kayık bozar. Bunlar Dicle'de içkilerini içen sarhoşlardan başkası değildir hem içki içmekte hem de anlaşılmaz sözlerle naralar atmaktadırlar. Talebeler bu gençlere pek bir kızarlar içlerinden. Hatta talebelerinden biri Marufu Kerhi Hazretlerine, "Hocam, dua etseniz de hem kendilerine kötülük eden hem de kötülüğün yayılmasına, onun meşru bir hal almasına sebep olan bu saygısızlar boğulup helak olsunlar." geri dönmeyen duaların sahibi büyük veli, izinde olduğu Efendimiz aleyhisselamın sünnetine burada da tabiyet gösterir elbette. Gaflet içindeki bu asiler için açar ellerini ve Ya Rabbi, sen bu günahkar kullarını dünyada neşelendirdiğin gibi ahirette de neşelendir diye dua eder. Talebeler şaşkın bir şekilde efendim biz bu gafillere beddua etmenizi beklerken siz dua buyurdunuz bunun hikmetini anlayamadık diye arz edince büyük veli tebessüm eder ve şöyle buyurur benim neden bu şekilde dua ettiğimi Allahü Teala elbette bilir sizler birazdan olacakları göreceksiniz talebeler tam bir teslimiyette birazdan olacakları beklerler. Bir süre sonra kayıkları istemedikleri halde kıyıya yanaşan sarhoşlar Maruf-u Kerhi Hazretleriyle göz göze gelmişlerdir. O akılları başlarında olmayan, iyiyi kötüden ayıramayacak kadar sarhoş olan kimseler birden titremeye başlarlar. Ardından kendilerini bu sefil hale düşüren ve Allahü Teala'nın haram kıldığı şaraplarını dökerler yetinmez safalarının en önemli unsurlarından biri olarak gördükleri sazlarını parçalara ayırırlar. Talebeler şaşkınlıklarını gizleyemeye dursun, sarhoşlar bu defa büyük velinin ellerine kapanıp tam bir tövbe ederler. Nereden nereye? Bir dakika öncesinin pervasız sarhoşları, pişmanlık dolu tövbeleriyle başları eğik bir şekilde istikbaldeki sonsuz saadetlere yelken açmışlardır bile ve bunlar birkaç dakika içinde olmuştur. Marufu Kerhi Hazretlerinin bereketiyle. Kalp yani gönül mütehassısı olan, sözlerinde rabbani tesir bulunan, bakışları şifa, acıması ihsan olan bu büyük veli bu defa az önceki duasının sırrını anlayamayan talebelerine döner ve buyurur ki, işte yapmış olduğumuz duanın sırrı. Ne bu tövbekarlar o kötü hal üzere boğulup gittiler, ne de insanları rahatsız etmeye devam edecekler. İçtihat makamına da kavuşan, büyük evliya maruf Kerhi hazretleri buyurdular ki, Dünya sevgisinin kalpten çıkarılabilmesi ancak Allahü Teala'ya karşı halis sevgi, tam bir muhabbet ve Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmak ve men ettiklerinden sakınmakla mümkündür. Amelsiz cenneti istemek ve emir olunduğunu yapmadan rahmet ummak cahillik ve ahmaklıktır evliyanın üç alameti vardır. Düşüncesi hak ola, İşleyeceği işi hak ile işleye, meşguliyeti daima hak ile ola. İffetten on iki iyi huy meydana gelir. Bir, hayadır. Haya, kötü iş yapınca utanmaktır. İki, rıfk rıfktır. Rıfk, İslamiyete uymaktır. Kelimenin manası acımak, iyilik etmek demektir. 3 hidayettir. İyi huylu olmaya çalışmaktır. 4 müsalemettir. Fikirler ayrıldığı, sözler çoğaldığı zaman münakaşa etmemek, sertliği, bölücülüğü, ayrıcılığı istemeyip uyuşmak, barışmak istemektir. 5 nefse hakim olmaktır. Şehvet zamanında nefse uymamak iradesine hakim olmaktır. 6 sabırdır. Kişi haramdan sakınıp nefsin kötü arzularını yapmamaktır. Böylece sonu pişmanlık olan lezzetlerden yüz çevirir. Sabır ikiye ayrılır. Biri günah işlememek için sabretmektir. Şeytan ve insanın kendi nefsi ve kötü arkadaşlar insana günah işletmek isterler. Bunları dinlemeyip sabretmek çok sevaptır. Burada bildirilen sabır işte bu sabırdır. İkincisi dertlerin, belaların, acılarına sabredip bağırıp çağırmamaktır. Çok kimse sabır deyince yalnız bu sabrı anlar. Bu sabır da sevaptır. Yani sabrın ikisi de farzdır. 7- kanaattir. Nafakada yani yeme, içme, giyinme ve barınacak yerde zaruret miktarına razı olup daha çok aramamaktır. Yoksa verileni almamak demek değildir. Sekiz, vekardır. İhtiyaçları ve kıymetli şeyleri elde ederken, sürat ve acele etmeyip, yavaş hareket etmektir. Vekar, ağır başlı olmaktır yoksa fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir. 9. Vera'dır. İslamiyetin haram ettiği ve haram şüphesi olan şeylerden sakınmak ve emrettiği şeyleri, herkese yarar işleri yapmaktır. Kusurlu ve gevşek olmaktan sakınmaktır. 10. intizamdır. İşleri bir sıraya, düzene koyarak yapmaktır. 11 hürriyettir. Malı, parayı helalden kazanmak ve iyi yerlere vermek, herkesin hakkını gözetmektir. Hürriyet başıboş olup her istediğini yapmak demek değildir. 12 sehavettir. Parayı, malı, hayırlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezzet almaktır. İslamiyetin emrettiği yerlere seve seve vermektir. Sehavet cömert olmak demektir iyi huyların en yükseklerindendir. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle met olunmuştur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Şirin Bursamızın Kestel ilçesinin merkezinden sesleniyorum. Merkezde bulunan tarihi Vani Mehmet Efendi Camii'ni sizlere anlatacağız ve Vani Mehmet Efendi kimdir? Çünkü İstanbul'daki İstanbul'daki Vani köy denilen Çengelköy'ü geçtikten sonraki olan yerde de Vani Mehmet Efendi yaşamıştır. Yaşamış, tabi insanlara bazı nasihatlarda bulunmuş, sarayda birçok zamanlarda hocalıkları yapmış. Böyle kıymetli bir adamın yaşadığı yeri onun adıyla anmışlar. Köy demişler. Ama şimdi biz Vaninin uzatmasını kaldırmışız. Vaniköy demişiz. Vaninin Van bir manası yok efendim. Vani köy. İşte bu camiyi yaptıran zat o. Cami e, görüldüğü gibi, e, önünde bir son cemaat yeri var. Tabi son cemaat yerinde e, yapıldığı döneme ait herhangi bir levha yok. Onun için biz buradan son cemaatin içine girelim. Orada esas caminin taç kapısını ve kitabesini sizlerle paylaşalım. Şimdi Vani Mehmet Efendi Camii'nin son cemaat yerine girdik. Gerek son cemaatin kapısı son cemaat de kapılı hale getirilmiş. Yani camiye katılmış gibi. Gerekse harimdeki kapısı bugün bu bölgede İznik, Bursa, Kestel, Yenişehir gibi bölgedeki birçok tarihi camilerin kullanımında böyle ceviz görünümlü gül ağacı tabir ettikleri ama gül ağacı değil yani öyle geçiyor adı veya tik ağacı dışarıdan geliyor tahmin ediyorum. Onlarla işte minberleri yapıyorlar, kapıları yapıyorlar. E tarihi bir yapıya da yakışıyor efendim. İyi de oluyor. Çünkü öbür türlü olsa boya sürecekler. Gelen boya sürecek, giden boya sürecek. Hiç olmazsa bir rengi olunca ağaç renginden başka o renkte böyle idare ediyor. Üstünde hemen bir inşa kitabesi var. 1084 1674'e geliyor. 1084 Hicri olarak yazılan. Üstünde de zaten şey. Seyyid Muhammed el Vani diyor ve onun vasıfları da saymış çok güzel olarak vasıfları da sayılmış belli ki kendinden sonra bu kitabı oraya kondu e, Seyyid'di kendisi Van seyyidlerindendi ve iyi bir tahsil görmüştü ve İstanbul'a geldi İstanbul'da birçok insana Allah Teala'nın yolunu anlatarak onların yolunu aydınlattı o kimselerin yollarını aydınlattı e, sarayla teması vardı. Saray kendisinden istifade etmek için çağırırdı. 4. Murat'tan itibaren 4. Mehmet'e kadar gelip geçen padişahların hepsinin devrinde yaşadı ve onlarla da görüştü. O dönemlerde savaşa gidilirken tabii asker toplanacak. Onun kendine göre bir usulü vardı. Bir de o zamanın tanınmış din adamları da arzu ederlerse kendilerini sefere yazdırırlardı. Peki bunlar ne yapacak? Bunlar savaşacak mı? Hayır. Bunlar sadece askere vaaz nasihatta bulunacak. Moral, motivasyon diye bugün modern olarak ifade ettiğimiz hususu insanları bu seferde zafere odaklandırmayı e, din adamları yaparlardı. Tabi Mehmet Efendi'nin müritleri de vardı müritleri de savaşa fiilen katılırdı. Çünkü teke bazı -e avilerdeki bazı şeyh efendilerle beraber müritlerin fiilen savaşa katıldığı 2. Abdülhamit Han dönemine kadar görülmüştür. Ama Birinci Dünya Harbi'nde böyle bir katılım oldu mu? İnsanlar inanmıyorlardı ki o harbin lüzumuna nasıl katılsınlar? Yani Beyhude yere bir harbe giriyorsunuz. Koca bir imparatorluğun 5 milyon gencine toprağın altına teslim ediyorsunuz ve devleti en sonda yıkılışa kadar götürüyorsunuz. Niye? Böyle bir maneviyat ordusu desteklemedi. Haksız bir savaştı. Sırf Almanlara yükünü hafifletmek için Türk evlatlarını oralarda leblebi gibi harcadılar. Evet, Vani Mehmet Efendi 65 yaşında vefat etti. 1620'lerde doğmuştu Van'da Seyit Mehmet Efendi ve oradan da İstanbul'a intikal etti. Şimdi kendisi hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. 2. Viyana Kuşatması dediğimiz sefere 4. Mehmet Han zamanında katılmıştır. Tabii 2. Viyana'da merzifonlu Mustafa Paşa'nın efendime söyleyeyim, orada çok iyi bir asker, iyi bir idareci olmasına rağmen nefsine mağlup olup oradaki birkaç kalenin fethi için gönderildiğini neredeyse unutur gibi yapıp direkt olarak Viyana'ya saldırması bir kusuruydu. Başka kaleleri ve görev verilen kale, kaleleri o sene yapsaydı yüzde yüz başarılı olacaktı belki. Yanındaki Ketü paşam ne yapacaksınız bu ufak kalelerle? Siz ufak kalelerin adamı değilsiniz. Büyük dertlerin, büyük problemlerin adamısınız. Viyana'ya alın ki namınız yürüsün dedi. İşte nam yürüsün diye yapılan savaş kendisinin de hayatına son vermeye sebep oldu. Vani Mehmet Efendi gibi mübarek, kıymetli bir seyyid alemin de efendim buraya mecburi ikamete gönderilmesi oldu. Daha önce de burada yeri vardı Vani Mehmet Efendi'nin. E, camiini bu mecburi ikamete gönderilmeden önce kendisi zaten yaptırmış. Burada külliyesi vardı, hamamı vardı. İnanıyorum ki medresesi vardı. Şu anda Kestel çarşısının ortasında tam merkezi yerinde büyük bir avlu içerisinde cami var. İyi ki büyük bir avlu içinde kalmış. Demek ki etraftaki insanlar hani caminin yeridir. Biraz yola gitsin, biraz göbek yapalım şöyle. Trafik rahat dönsün diye caminin arazisine kıymanın vebaline girmemişler. Bu kıymanın vebaline girenler de hiçbir zaman ihya olmamışlardır. 93 Harbi sırasında Bulgaristan'dan, bilhassa Bulgaristan'dan çok miktarda göçmen geldi. İnsanlarımız 400 seneden fazla kaldıkları bu topraklardan sanki cezalıymış gibi sürülürcesine Aralık ayının 27'sinde kanılarla kışın ortasında yalan ayak, çamurlara bata çıka, yol iz yok, bata çıka e, İstanbul'a geldiler, canlarını attılar ve Trakya'ya geldiler. Abdülhamit Han bütün eksikliklere rağmen, hazinede para olmamasına rağmen masraflarını kendisi cebinden görmek suretiyle büyük bir kafileyi bu bölgeye gönderdi. Aksu köyü merkezli, Aksu köyüne de etrafındaki 7-8 köye, kızık köylerine efendim göçmen gönderdi. Kestel'de o dönemde gelen göçmen kardeşlerimizin yerleştiği bir yer idi. Daha sonra ilçe oldu. İlle de şimdi zaten birleşmiş gibi yani Bursa'nın merkez ilçelerinden birisi. Bu Vani Mehmet Efendi'nin soyuyla ilgili bazı bilgiler edinmek kısmet oldu. Seyit Abdurrahman Arvasi'nin eşinin biri saraydan ihsan edilmiş bir Arnavut kızı Bülbül'e Hafize Hanım idi. Ve ondan doğdu. Kim? Molla Bistam. Molla Bistam'ın da oğlu Vani Mehmet Efendi'dir. Yani bu saraydan ihsan edilen hanımefendinin efendim, evliliğinden doğan Bülbül'e hanımdan doğan efendim Vani Mehmet Efendidir. Şimdi vakfiyede vasiyeti var. Onu da kabrinin başına gidelim. Orada konuşalım efendim. Vani Mehmet Efendi'nin vasiyeti enteresandır. Bunu sizlere metilimden bildirmek istiyorum. birçok insanımıza da nasihat olur. Buyuruyor ki: "Bundan sonra kardeşlerim, ifade ve sevdiklerim Biliniz ki günahı çok ve ayaklarının toprağı olarak şu sayfeleri karalayan ve suçunu, kusurunu itiraf eden ve Rabbin rahmetini ve yardımını uman, Van'da doğan, Bursa'da oturan Muhammed bin Molla Bistam, bin Molla Rüstem, dedesinin adı da Molla Rüstem'miş efendim, bin Şeyh Halil şöyle der. Büyük dedesinin adı da Şeyh Halil. Bursa Kesel'de Cenab-ı Hakk'ın bana ihsan ettiği malla Müslümanların namazlarını eda etmeleri için bir mescit ve cami yaptırdım. Ey Rabbim! Kuluna bu mübarek binaların inşasını nasip ettiğin gibi bunların kabulünü ve bereketlere ihsan et. Rızana yakın olarak dininin ihyasına sebep kıl. Yani senin gönderdiğin dinin ihyasına sebep kıl. Diye böyle bir vasiyet yapıyor. Kendisi pek çok talebe yetiştirdi. Birçok kıymetli eser yazdı. Araisil Araisül Kur'an Hülasatül fit Fittefasir Risale-i Mebde ve Meat ki çok makbul kitaplar bunlar efendim. Amalül Yevm ve Leyl eserleri. Devlet büyüklerine, İmam-ı Rabbani Hazretlerine benzer şekilde o da devlet büyüklerine mektuplar gönderirdi. Mektuplar göndermiştir. Vani Mehmet Efendi rahmetullah. Seyyid Vani Mehmet Efendi. Bu mektupları topladığı, o devlet büyüklerine gönderdiği mektupları topladığı bir münşeatı var. Eserleri bugün İstanbul'da çeşitli kütüphanelerde vardır. Şimdi kendisine rahmetler diliyoruz. Biz fatihalarımızı gönderdik. Sizler oradan gönderirsiniz. Camiinin yaptırdığı camiin son cemaat yerinde. Avluda bir haziresi var. Orada da kendinden sonra gelen postişin olan şeyh efendilerin e, ve kendi se seyit sülalelerinden kimseler var. Burası girdiğiniz zaman caminin içerisinde son cemaat yerine gördüğünüz kabir Vani Mehmet Efendinin'dir. Vefat tarihi de Hicri olarak 1092 olarak yapılmış. Yani camiyi yaptırdıktan 8 sene sonra rahmete rahmana kavuşmuş. Allah Teala ganı ganı rahmet eylesin. Biz buradan hemen caminin içine girelim efendim. Şu anda caminin harim kısmına girdik. Geniş, ferah bir harim kısmı var. Girişte hemen, giriş kapısının hemen üstünde bir üst mahfil, altında da e, alt mahfil iki tane var. Birisine malum bugünün adetlerine, şartlarına göre müezzin mahfili deniyor. Yerden yüksek değil de zeminle beraber. Efendim, sağımda şöyle minberi sizlere göstereyim. Minberi de gene kapının ağaçlarından yapılmış bir hali var. Yani çok eski görünmüyor. Ee, kürsüsü de gene aynı şekilde minberle yaşıt gibi duruyor. Bir de e, mihrap nişleri yuvarlak kavisler halinde. Halkalar halinde. Yani bir halka halka yapılmış. Sanki halka kesilmiş gibi. Yukarıdaki yazı da tahmin ediyorum eski e, tarihli bir levhadır. Estağfurullah ve billah ve çeke şatral mescidil haram ayet kerimesini oraya tepeye asmışlar. Mihrabanın yapılışı güzel. İmam Efendi'nin mihrapta kaybolmasını önleyecek şekilde <laughs> yani dışarıya çok çıkık olup da mihrap duvarla beraber kaybolursa o uygun olmuyor. Burada ona da dikkat edilmiş. Tavanı ahşap tavan. Yapıldığı zaman da kubbesi var mıydı yok muydu bilmiyoruz ama iki duvar açıklığı çok iyi ve ferah tutulmuş yani. Kestel ilçesindeki Vani Mehmet Efendi Camii'ni sizlere buraya kadar anlattık. Bir hamamı var ama şu anda çekime müsait olmadığı için hamamını sizlere gösteremedik. Burada imareti olması lazımdı bu kadar büyük alanda. Medresesi mutlaka ilim adamıydı, olması lazımdı ve vardı. Ama onların bugün hiçbir namı, nişanı kalmamış. Ne yapalım? Devir böyle gelmiş. İnşallah bundan sonrasında nam, nişan kaybedilmez. Üstüne koyarız, eksiltmeyiz. Eksilen bir devir yaşamışız. E, o zamanda ne yazık ki kaybedilmiş bir zamandır. Efendim süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız.